Merhabalar, iyi haftalar. 25 Mart Pazartesi, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Haberin olsun, canlı yayına hoş geldiniz. Herkese bir kez daha iyi haftalar dileyelim. Ceyhun, sana da merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar Barış, selamlar. Bütün dostlarımıza da selam olsun. Kritik haftaya girdik. 31 Mart, 31 Mart diyorduk. 6 günümüz kaldı. Bu pazar, önümüzdeki Aynen pazar öyle. sandığa gideceğiz. Önemli bir karar vereceğiz. Yerel seçimler geldi, çattı. Uzun süredir konuşuyorduk. Valla zaman da ne hızlı geçiyor. Bak, bir anda geliverdi 31 Mart. Propaganda süreci diyorduk. İşte Ramazan'ın etkileri diyorduk. Nasıl yürür propaganda süreci diyorduk. Ama neredeyse artık sona geldik. Bu son bir haftada yine. Aslında kritik. Çünkü genelde biliyorsun kararlar son günlerde veriliyor. Seçmen kararını hatta son dakikada, sandık başında bile değiştirebiliyor ve o kararını, nihai kararını orada verebiliyor. Bu süreçte anketler yayınlandı, çok şey söylendi, işte mitingler yapıldı. Hafta sonu Büyük İstanbul mitingi vardı, pazar günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları merak ediliyordu. Orada onunla ilgili tartışmalar var, biraz sonra geleceğiz ona. İşte emekliler bir beklenti içerisindeydi, emeklilerle ilgili bir şey söylenmedi. Ama onun ötesinde İstanbul'a yönelik önemli mesajlar vardı. Bir takım müjdeler vardı. Projelerden söz edildi. Diğer yandan işte Ekrem İmamoğlu, o da bir dejavu yapacağım dedi. Ceketi çıkartıp gömleğin kollarını sıvadı ama gömleğin kollarını sıvamak yetecek mi bu sefer? Bakacağız. Önümüzdeki hafta pazar günü göreceğiz. Ankara'da, İzmir'de ya Türkiye'nin her yerinde bir seçim heyecanı yaşanıyor. Son mitingler artık yapılıyor. Seçmene yönelik son sözler söyleniyor. Bu haftayı da böyle geçireceğiz. Pazar günü de hep birlikte sandık başında olacağız. Şimdi tabii merak edilen şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da özellikle neden miting yapmama kararı aldı? Daha doğrusu niye iptal etti? Ve Ankara'da aynı şekilde. Bu merak konusu oldu. Biz de bugün başlığa onu taşıdık. Cumhuriyet Halk Partisi niye böyle bir tercih yaptı? İstanbul ve Ankara'da büyük mitingler düzenlemeyi düşünüyorlardı aslında. Sonra niye iptal edildi bu mitingler? O sorunun cevabını biraz arayacağız. Ama hafta sonu tabii yine önemli bir gelişme vardı. Rusya'dan gelen haber, üzücü haber. Moskova'da bir saldırı, bir konser sırasında gerçekten insanın tüylerini diken diken eden, gerçekten üzücü maalesef görüntüler vardı orada. Sivillere yönelik, orada konsere giden masum insanlar maalesef kurşunların hedefi oldular. Bir örgüt üstlendi, IŞİD-H dedi Horasan. Ama tabii arkasında başka şeyler de aranıyor. Şimdi birazdan detaylarını aktaracağız. Bu IŞİD-H nedir? Aynı şekilde Sarıyer'de hatırlarsanız bir saldırı olmuştu. O da aynı yerden, aynı hücreden. Nereden çıktı bu Horasan, IŞİD Horasan? Kimlerle bağlantılı? Yine saldırının Taliban'la bir bağlantısı var mı? Rusya'nın Putin'in politikalarıyla ne ilgisi var? Görünürdeki fail IŞİD-H, onu biraz deşeceğiz ama arkasında ne var? Çünkü Ruslar öyle düşünmüyor. Ruslar arkasında başka bir şey arıyorlar. Hatta önce biliyorsun Ukrayna dediler. Şimdi Amerika diyorlar. Batı'yı hedef gösteriyorlar. Putin çok öfkeli. Yakalandı saldırganlar. Onların görüntüleri enteresandı. Orada bir tanesinin kulağı kesilmiş. O kesik kulak mesajı nedir? Oradan ne mesaj veriliyor? Ona bakacağız. Saldırıyla ilgili detayları konuşacağız. Ayrıca Süper Haber'de ilk kez duyacağınız Ceyhun'un anlatacağı bu saldırıda gözden kaçan bir detay var. Ve Ceyhun'un ifadesidir. Bütün analizlerin seyri değişecek diyor Ceyhun. Niye değişecek o analizlerin seyri? Ne o gözden kaçan detay? Onu da biraz sonra aktaracağız. Ve yine devam edeceğiz. Yerel seçim gündeminden gideceğiz biraz. Özgür Özel'in halleri var. Bir video gelecek. Gülmüştük yani hatırlarsanız. Erdoğan'a oy yok değil mi diyordu. Var deyince de yok işte yok diye öfkeleniyordu. Bu sefer de başka bir şeye kızmış. Bir ilçe başkanını arıyor, kürsüde bir türlü bulamıyor. Özgür Özel'in halleri ve yine birkaç başlığımız daha var. Süremiz kalırsa onlara da bakacağız ama önce Moskova saldırısıyla başlayalım. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı biliyorsunuz. Siz de takip ettiğiniz hafta sonu bugüne yansımaları var. 154'ün üzerinde hayatını kaybeden var. Bu saldırıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Krakus City Hall konser salonu. Burada bir konser vardı. Görüntüleri hepimiz izledik. Yani o görüntüleri vermek de yani tam anlamıyla hepsini veremeyiz elbette.
sosyal medyada izlemişsinizdir. Gerçekten yani yaralı insanların üzerine, vurulmuş yatan insanların üzerine defalarca kurşun sıkan teröristler var o görüntülerde. IŞİD-H üstlendi. IŞİD-H-N, Horasan kolu deniyor. Ceyhun, sen istersen önce bize bu görünen faili bir anlat. Bu IŞİD-H nedir? Bu Rusya'nın göbeğindeki, başkentindeki saldırının açıklanan diyelim, görünen arka planında neler var? Sen James, güzel sesin bir özet kesti. yaptın Heh, zaten ısıttı, tamam. hatırlıyorum. Şimdi geldi Yani sesin. Şimdi geldi sesin. Tamam, devam et lütfen. Sesin bir tamam. gelmedi de başla. Tamam. Güzel bir özet yaptın. Sonuçta hakikaten bir terör saldırısı. Masum insanlar, silahsız, sivil, bir konseri izlemeye gitmişler. Orada gezmeye gitmişler. Aileleriyle, eşleriyle, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla ve alçaklar, yani insanlık düşmanları çıkıyor. O görüntüler çok kötü görüntüler. Böyle tek tek vuruyor insanları. Yani gidiyorlar acımasızca, insanlıktan çıkmışçasına. O insanlara saldırıyorlar. Her zaman bu tür şeylerde kendimi koyarım yerine. Herhangi bir insan, yani herhangi Türkiye'deki terör saldırılarında da aynı şekildedir çünkü. Gerek PKK terör örgütünün saldırıları, gerek DAEŞ terör örgütünün saldırıları, gerek diğer terör örgütlerinin saldırıları. İşte 15 Temmuz gecesi FETÖ terör ve casusluk örgütünün saldırısı. Hepimiz her yerde bu tür acımasız insanların, acımasız vahşilerin, canilerin hedefi olabiliriz. O yüzden güvenlik, o yüzden terörle mücadelenin önemine hep vurgu yaparız. Acımasız bir saldırı. Dediğin gibi şimdi görünen yüzü, şimdi Rusya'nın olması, Moskova, başkent Moskova'da hedef alınması falan önemli. İlk başta herkes zaten kim yaptı, perde arkasında kimler var, işte herkesin aklına gelen önemli detay, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna ikilisinin işi, ki o ikisinin parmağı olduğu kesin. Onu söyleyelim. Yani bu saldırı, ki Amerika'nın da biliyorsun önemli bir detay yine, Amerika bu tür şeylerde eylem istihbaratı verir gibi genelde terör alarmı verir. Doğru. Türkiye'de çok sayıda terör saldırısının öncesinde eylem istihbaratı vermişti, yani eylem yapacağız sizde diyor. Amerika'nın bu tür uyarıları genelde kendi vatandaşlarına, yani 2 gün içinde diyor, 7 Mart'ta yayınladığı Rus Büyükelçiliği tarafından yayınlanan şeyde, Rusya'da İşte çeşitli alanlara, yani halkın bulunduğu alanlara, bu iki içinde konseri doğrudan vurguluyor, alanlara terör saldırısı olabilir. O yüzden bu tür yerlerden uzak durun diye kendi vatandaşlarına, Rusya'da yaşayan Amerikalılara bir mesaj yayınlamıştı. Ve bu İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından da kendi resmi sitesinde yayınlandı, Amerikan Moskova Büyükelçiliği'nin yayınladığı şey. Bu şu anlama geliyordu: biz terör saldırısı yapacağız, oralardan uzak durun. Kalabalık. Yani Amerika Türkiye'de de bunu yaptı. Amerika başka başka yerlerde de yaptı. Rusya'da da yaptı. Amerika ile Ukrayna'nın olduğunu ciddi ciddi düşünüyorum. İnanıyorum buna. Verileri vardır sonuçta. DHH özelinde konuşurken zaten o parmak izini konuşacağız. Bu çerçevede yani neden hedef alındı? Perde arkasında ne var? Onu şey yapmak lazım. Önce bazı uzmanlara bakalım. Şimdi DAEŞ'in, IŞİD'in işte adı her ne, hani bir laf var, her ne zıkkımsa işte. Bu terör örgütünün neden Rusya'ya odaklandığı ile ilgili işte mesela Sofyan Center'dan Colin Clark, işte IŞİD son 2 yıldır Rusya'ya odaklanmış durumda ve propagandasında Başkan Vladimir Putin'i sık sık eleştiriyor diyor. İşte IŞİD, yani IŞİD Horasan, ki Horasan Türk kentidir biliyorsun. Türklerin yaşadığı. O bile ilginç bir şekilde seçilmiştir. Bak, Türk Tabii. o, yani onu biraz detaylandıracağız birazdan. Neden Horasan dediklerini de analizini yapmaya çalışacağız. İşte Clark devam ediyor. Diyor ki IŞİD'e Moskova'nın Afganistan, Çeçenistan ve Suriye müdahalelerine atıfta bulunarak Kremlin'in elinde Müslüman kanı taşımakla suçlu ifadelerini kullanmış. Yine Washington merkezli Wilson merkezi Michael Kugelman, Wilson merkezinden Kugelman, IŞİD'in Rusya'yı düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerini suç ortağı olarak gördüğünü söylemiş falan. Çok ilginç açıklamalar. Yani şeye girmiyor bak.
Michael Kugelman'da, Colin Clark'ta, Rusya'nın elinde evet. Afganistan, o 80'de başlayan savaş, işgal sürecinde evet Rusya'nın yani Sovyet dönemini kastedelim. Rusya'nın elinde kan var, evet. Çeçenistan var, evet. Suriye var, evet. Peki bu Kugelman ve Colin Clark şunu niye söylemiyor? IŞİD'e Amerika'da sivilleri hedefleyen saldırılar yapacak. Çünkü Amerika'nın elinde de Müslüman kanı var. Filistinlilerin Tabii. kanı var, Iraklıların kanı var, Afganistanlıların kanı var, Suriye'deki insanların, masumların kanı var. Terör nedeniyle, bu Amerika'nın beslediği terör örgütleri nedeniyle katledilen bütün insanlığın kanı var diye bir analiz yapmıyorlar. Çünkü niye? Çünkü onlar da çok iyi biliyor. Bu örgütü kontrol eden CIA, bu örgütü kontrol eden Mossad, bu örgütü kontrol eden MI6, bu örgütü kontrol eden Fransız istihbarat, Batılı istihbarat servisi. Oraya geleceğiz. Devam edelim. Bazı detaylar aktarılıyor işte. Örgütün Rusya Büyükelçiliğinde bir saldırı düzenlemesi 2022 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de. İki Rus elçilik çalışanı hayatını kaybediyor. Buna atıf yapılıyor işte. Ve yine bazı detaylar açıklanıyor. IŞİD'in Rusya'ya yönelmesinin başlangıcı Putin'in iç savaşta IŞİD başta olmak üzere Suriye'den bahsediyoruz. İslamcı gruplara karşı savaşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Suriye'ye asker yollaması bir kere detaylandırılıyor, aktarılıyor. O zamandan bu yana IŞİD'e Rusya'nın çıkarları için bir tehdit olmaya devam ediyor deniliyor. Kabil'deki Rus Büyükelçiliğine işte intihar saldırısı hatırlatılıyor. FSB'de 7 Mart'ta Moskova yakınlarında Kaluga bölgesinde bir sinagoga bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği açıklanıyor. Arka arkaya. Yani Evet. DAEŞ'in buraya yönelmesi neden Rusya'ya yöneldi? Dediğimiz gibi işgal döneminde Washington'a yönelmedi. Filistin döneminde Tel Aviv'e yönelmediler. Ama Moskova'ya yöneldiler. Ben Moskova aklama şeyde değilim. Ama orada o masumların yerine kendimi koyuyorum. Orada insanlar silahsız Suriye'deki durumdan onlar mı suçlu? Ondan sonra onlar mı işliyor? Tabii. Aynı Evet. mantıkla bize de bakıyorlar. Birileri terör örgütü propaganda yapıyor. Türk ordusu işte bilmem Suriye topraklarında, işte Rojava topraklarında diyor. Bizim terörle mücadele ettiğimizi herkes biliyor. PKK'nın gerekçeleri de bu çerçevede. Terörün şeyi olmaz. Çeçenistan'daki halk mücadelesi başkadır. Afganistan'daki bağımsızlık mücadelesi başkadır. Onu ayrı bir şekilde analiz ederiz. Suriye'deki durumu analiz ederiz. Rusya'nın yaptığı hataları, Rusya'nın desteklediği katliamları analiz ederiz, konuşuruz, eleştiririz, suçlarız. Ama bu başka bir olay. Şimdi gelelim IŞİD'e. Bu kadar konuşuluyor işte. Neden Rusya'yı hedef aldı? Şöyle şöyle Moskova'ya düşman şu bu falan filan. Bak 27 Ocak 2023. Mike Pompeo eski Dışişleri Bakanı biliyorsun bir kitap yazdı. O kitapta şunu söylüyor diyor ki Türkiye, Türk ordusu DAEŞ'le mücadele etmedi diyor. Bak bu kadar ahlaksız, alçakça yalan söylüyorlar. Fırat Kalkanı şehitlerimiz var. Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'e indirdiğimiz darbe var. Daha sonrasında DAEŞ'in hareketsiz, bölgede hareketsiz bırakılmasında en etkili güç Türk ordusu olmuş. Türkiye olmuş. İçeride ve dışarıda yaptığımız operasyonlar var ve Mike Pompeo bu ahlaksızca yalanı söylüyor. Buna yanıtı 27 Ocak 2023'te Mevlüt Çavuşoğlu'na soruyorlar bir basın toplantısında. Yanlış hatırlamıyorsam bir misafiri ağırlamasında bir mevkidaşını. Sayın Çavuşoğlu eski Dışişleri Bakanımız çok güzel bir yanıt veriyor. Diyor ki yani yalan söylediğini söylüyor Mike Pompeo'nun. Ve Mike Pompeo'nun diyor CIA direktörü olduğu dönemde diyor elimizden DAEŞ'ları kaçırdılar. Otobüslerle Rakka'ya aktardılar. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki DAEŞ'lardan bahsediyoruz. DAEŞ'ları kaçırdılar, kurtardılar. Pompeo o zaman CIA direktörü diyor. Ve ondan sonra onları Afganistan'a aktardılar. Naklettiler. Peki DAEŞ Horasan'ın kuruluş yeri neresi? Afganistan. Bütün o militanlar, Suriye'deki militanlar bizim ordumuzdan, Mehmetçik'ten, Mehmetçiğimizin oradaki dostlarından, işte Suriye Milli Ordusu, kaçanlar Amerika tarafından Orta Asya'ya gönderildi. Afganistan'a gönderildi.
Ve orada DAEŞ'e güçlendirildi. Niye? Çünkü kullanılacak. İşte Tabii. Horasan denmesi, Orta Asya denince, Asya denince Rusya gelir akla. Çin gelir, bir de Türk dünyası gelir. Şimdi Türk dünyası üzerinden bir operasyon yapılacak ve orada Horasan şifre gibi seçilmiş bir şeydir. Biz Horasan erenlerinden bahsederiz. Horasan'dan çıkmış işte o büyük evliyaların Anadolu'daki mücadelesinden bahsederiz. O evliyaların Anadolu'yu karış karış gezmesi, öğrencilerinin işte Hoca Ahmet Yesevilerden bahsederiz. Onun öğrencilerinin Hacı Bektaşi Veli, ondan sonra diğerleri, onların Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türk İslam'ındaki etkilerinden bahsederiz. Bak, Horasan'ı bilinçli seçtiklerini düşünüyorum o ismi. Ondan sonra, çünkü Türk dünyası üzerinden bir Asya operasyonu yapacaklar. Ve bu terör örgütünü kullanacaklar. Şimdi 2014'te kuruluyor. Ve o tarihten itibaren Afganistan'da, ki Taliban'a da karşılar. Taliban'ı çok yumuşak buluyorlar bunu. Pakistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da ve İran'ın bazı kısımlarında eylemliliğe başlıyorlar. Taliban'la çokça çatışmışlardır mesela. Ondan sonra Kabil'de saldırıları olmuştur falan. Ve devamlı bir son dönemde hareketlilik içindeler Asya'da. Ama kime karşı hareketlilik içindeler? Bak, DAEŞ Horasan'ın 3 tane kritik eylemi var. Ki sen de az önce değindin yanlış hatırlamıyorsam. Bir, Kasım Süleyman'ın anmasında bu senenin başında Evet. düzenlenen bir terör saldırısı vardı. DAEŞ Horasan üstlendi. Yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Kasım Süleymani'yi ben de çok eleştiriyorum. Ve orada yaptıklarını benimsemiyorum. Ama onu anan insanlara yine silahsız, yine bir suça karışmamış alabilir. O kendine göre kahramandır. Ben çünkü şeye itiraz ederim. Kasım Süleymani İslam dünyasının kahramanı değildir. İran'ın kendisine göre, İran devletinin Tabii ki kahramanı canım, mesela. tabii. Ha, ben ilgilendirmez. Tabii. Tabii ki şeyi eleştiririm. Bir resmi devlet görevlisine başka bir devletin doğrudan saldırı yapması kaosu besler. O nedenle onun öldürülme şeklini, operasyonunu eleştirebilirim. Ama Kasım Süleymani benim kahramanım falan değildir. Yok, Yaptıklarını zaten biliyoruz. Türkiye ile ilgili düşünceleri de ortada Kasım Süleyman'ın. Tabii. Yani İran çıkarları için hareket eden, İran'a Tabii, göre, tabii. yani İran'ın mevcut rejimine göre kahraman olabilir. O benim biz bir mevzu değil. Şimdi İran'da bu saldırıyı yaptılar. Arkasından bak, aynısını bizde denediler. Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırı. Orada yanlış hatırlamıyorsam silah tutukluk yaptı. Silah Evet, tutukluk yapmasa tabii. çok benzer, ki kamera görüntüleri de var. Çok benzer görüntüleri, Allah göstermesin ki, bir vatandaşımız hayatını kaybetti orada. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah göstermesin, çok benzer görüntüleri orada görebilirdik. Ki benzerini bir şeyde gördük aslında. Yani görüntüleri tam görmedik ama Layla saldırısı vardı biliyorsun. Reyna mıydı? Layla mıydı işte? Reyna. Reyna mıydı, Layla Bilmiyorum. mıydı? Bir ara Reyna. Reyna. Yılbaşı gecesi. Evet. Eğlenen insanlara saldırmıştı. Benzer bir saldırıydı. Ama bu sene açısından İran'dan sonra bir Türkiye'de bir deneme yaptılar. Olmadı. Yani işte Mevla'nın şeyi, yani hikmeti diyelim. Orada silah tutukluk yaptı ve kaçmak zorunda kaldılar. Üstüne Moskova'daki saldırı. 3 tane ülke hedef alındı. İran, Türkiye, Rusya. Kritik ülkeler. Doğru. Bölgede denklemin önemli ülkeleri. Ve aynı örgüt tarafından hedef alınıyorlar. Ve ilginçtir, bu ülkeler İran konusunda belki biraz soru işaretleri koyabiliriz ama %100 değildir. Belli noktalarda karşıtlık vardır ama bu ülkeler Amerika'nın ve Batı'nın, İsrail'in hedefinde olan ülkeler. İsrail politikalarının hedefinde olan, Amerikan politikalarının hedefinde, Batı politikalarının hedefinde olan ülkeler. Demek ki DAEŞ Horasan'a bir ihale verilmiş. Çünkü kurduran güç, DAEŞ'i kurduran gücün kim olduğunu zaten Trump açıklamıştı. Tabii. Kurduran güç de belli. DAEŞ'i. DAEŞ'in kolları var. Afrika'da işte belli örgütler üzerinden paravan örgütler kullanıyorlar. İşte Sina'da bilmem bir ağ örgütü. Şimdi isimleri aklıma gelmedi. Bir sürü biliyorsun, Nijerya'da başka bir örgüt falan filan. O bölgede de, Orta Asya ve bizim coğrafyayı ilgilendiren bölgede de DAEŞ Horasan'ı kullanıyor. Ve bu işin arkasına aktardığımız gibi, başta CIA, Mossad, MI6 olmak üzere batılı istihbarat servisleri var.
Buna Fransa'yı da ekleyeceğiz. Şimdi birazdan o önemli detayı aktaracağım. Bu çok gündeme gelmedi çünkü. Hatta hiç gündeme gelmedi yani. Ondan sonra şimdi bu işin perde arkasını ben böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki bunu öncesinde 7 Mart'ı söyledik. Şimdi Mossad'ı niye aktarıyoruz? Şimdi bu Moskova'daki saldırı hakikaten tipik bir CIA Mossad operasyonuna benziyor. Yani ortam şu bu falan filan. Ben sosyal medyamda da paylaştım o saldırı gecesinde. Ki konuşuldu da zaten. Uluslararası bazı hesaplar paylaşınca ben de gördüm, dikkatimi çekti. Likud Partisi'nin ki iktidardaki Netanyahu'nun partisidir. Yetkilisi ne diyor? Rusya'ya bedel ödeteceğiz diyor. Bu ne demek? Evet. Rusya'yı tehdit etmek demek. Yani şimdi bu bak bu saldırının bir detayı daha var. Bu önemli bir detay. Bu hazır İsrail'den bahsediyoruz. Şimdi Rusya kendi çıkarı için veya başka bir şey için orada Gazze soykırımında Müslümanların safında, Filistinlilerin safında yer aldı. Ağırlıklı olarak. Durdurmak istediği şey yaptı. Yani bunu elbette ki kendi dediğim gibi jeopolitik çıkarlar için de kullanıyor olabilir. Yani geçmişte de vardı bu. Soğuk Savaş döneminde de. Amerika İsrail ile Filistin arasında denge kurmaya çalışırken işte Suriye'ye karşı dururken İsrail'in düşmanı olduğu için Rusya yani Sovyetler Birliği daha çok Suriye'yi işte Irak'la iletişim halinde Filistin meselesini sahiplenmiş durumda. Sol hareketler o zaman Filistin'de daha etkili falan. O zaman da vardı, şimdi de var. İşte bu çerçevede olabilir ama sonuçta Rusya bir şekilde Batı emperyalizmine karşı orada Filistinlilerin yanında görüntü verdi. Ek olarak şeyi de hatırlatalım. Vladimir Putin'in bu Avrupa'da işte İsveç'te, Danimarka'da falan filan İslam'ın o kutsal kitabına Kur'an-ı Kerim'imize yönelik saldırılar yapılırken de İslam'ı sahiplenen Rusya Müslümanları üzerinden önemli mesajları vardı Putin'in hatırlarsan. İslam'ın Rusya'daki önemli bir dini olduğunu cami ziyareti yapmıştı Dağıstan'da hatırlarsan. Yani şimdi düşün tam böyle bir iklimde hani İsrail dedik ya böyle bir iklimde Filistinleri desteklerken Ruslar da Filistin'e yönelik bir sempati oluşurken ki biliyorsun Ukrayna'dan paralı unsurlar gitti. Filistin soykırımına destek veriyorlar şu an. O paralı unsurlar. Ondan sonra Ukrayna'ya yönelik antipati artarken, İsrail'e yönelik antipati artarken Rus kamuoyunda ne oldu? Bir anda Müslümanlar, sakallı Müslümanlar geldi Rusya'nın başkentinde Rusları öldürdü. Şimdi İslam'a, Müslümanlara orada ezilmiş soykırıma uğrayan Filistin halkına bakış açısına nasıl etki yapabileceğini düşünebiliyor musun? Tabii. Yani şimdi bunu yapan adamlara Müslüman diyebilir miyiz? Bunlara zaten insan da denmez. Bunlar insan falan değil. Bunlar tetikçi, ahlaksız, alçak. Yani her türlü pislik cümlesini kullanabiliriz bunların sıfatı için. Bunlara insan da denmez. Bunlara Müslüman da denmez. Evet. Bunlar Yani Müslüman o değil. boyutu da önemli Cem. Senin söylediğin boyut da önemli. Rus kamuoyunda böyle bir algıyı oluşturmak. Hani Filistin'e, Gazze'ye verilen desteğin önüne geçmek için Müslümanlıkla ilgili böyle bir kamuoyunda algı oluşturarak işte o Tabii. desteğin önünü kesmek. Orada bir Ruslar tepki milliyetçi bir yaratmak. toplumdur. Tabii bir tepki yaratmak Mesela. orada kamuoyunda, Rus kamuoyunda. Bak görüyor musun? Siz bunlara destek veriyorsunuz. Bunlar geldi burada masumları öldürdü algısını yaratmak aslında. Ama dediğin gibi hani İslam'la, Müslümanlıkla alakası olmayan teröristler bunlar. Bunlar para aldıklarını da itiraf ediyorlar. Biliyorsunuz konuşmalarında Tabii. var. Parayla ya hangisine sorsam para için yaptık diyor zaten bu adamlar. Bu adamlar ipsiz sapsız işte tam böyle bu tip terör örgütlerinin, bu tip vekalet yürüten örgütlerin bunun için kurulmuş terör yapılanmalarının en çok kullanabileceği tipler bunlar zaten. Ortaya da çıktı. Şimdi bir şey daha vurgu yaptın. O da önemli. Ben hatırlatmak babında bunların altını çizeyim Tabii. ki hem bizim arkadaşlarımız not alsın hem de bir kez daha tekrarlayalım. Şimdi bu önemli birincisi Rus kamuoyu meselesi. İkincisi senin az önce aktardığın başlarken bu DEAŞ unsurları bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ha bu arada onu da söyleyeyim. Sen zaten yeteri kadar ifade ettin ama sahada göğüs göğüse bunlarla çarpışan tek ordu da biziz. Yani Tabii. tek Ve ülke de ezel. biziz.
Tek ülke Aynen. de biz. Ya DAEŞ'in başına yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, Türkiye'dir. Bizim Aynen öyle. güvenlik güçlerimizdir, istihbaratımızdır. Bu çok net ortada. Şimdi ama dediğin gibi o hapishanelerden bunlar nasıl kaçırıldı? O görüntüleri hatırlıyoruz o dönem. Ha, hep o zaman soruldu. Bunlar nereye götürüldü? Bunlar nereye gitti? Bak bu soru unutulmuştu. Şimdi bu sorunun yanıtı ortaya çıktı aslında. Aynen Bunların öyle. Aynen nereye öyle. götürüldükleri o zamanlar biz de sormuştuk. Ya kardeşim bunları götürüyorsunuz böyle tırları yüklüyorsunuz konvoylar halinde kamyonlarla falan filan. Bu adamlar nereye götürülüyor? Hatta o zaman ben hatırlıyorum senle de yanılmıyorsam konuşmuştuk. Ya bunlar bir şey için bir yerlerde Konuştuk. beslenilecekler. Konuştuk. Çok da Konuştuk hatırlıyorum. bayağı Bak evet. şimdi nerede çıktı? Senin az önce ifade ettiğin buradan kaçırılan, o Suriye'den, o bölgeden, o cezaevlerinden vesaire kaçırılan DAEŞ unsurları aldılar Orta Asya'da. Şimdi DAEŞ-H diye Horasan, o Horasan vurgusu da önemli. Onu da ifade ettin. Horasan üzerinden de yine bir algı operasyonu. Orada o yapıyı güçlendirerek DAEŞ'in yeniden orada diriltilmesi ve bu kez bölgedeki işte İran gibi, başta Türkiye, Rusya, İran gibi ülkelerde bir takım operasyonel faaliyetlerin o kirli eller tarafından yürütülmesi maksadıyla buradan taşınan teröristler orada yeni bir yapılanmayla karşımıza çıkıyorlar. Bu vurgu da önemliydi. Şimdi istersen vakit geçiyor, onun için araya girdim. Ben bu hatırlatmaları yapayım. Hem de Tamam. bu dikkatlerden kaçan, ilk kez süper haberde açıklanacak detaya da gelelim. O detay nedir ve şu ana kadar o saldırıdan bu yana geçen zaman içerisinde pek çok analiz yapıldı. Bu analizlerin seyrini değiştirecek ne var elimizde? Şimdi bu az önce söylerken dedik ki DAEŞ'in arkasında, DAEŞ Horasan'ın arkasında bir Amerika işte CIA, Mossad, MI6 başta olmak üzere Batılı istihbarat servisleri. Bu tür saldırılar da genelde uluslararası bir ne diyelim istihbarat konsorsiyumuyla Batılılar tarafından hazırlanır. Çünkü Batı merkez tek merkezden yönetir. Şimdi Amerika o terör saldırısının istihbaratını aldıysa az önce söyledik anlamı şudur. Terör saldırısı yapacağız. Uzaklaşın Amerikalılara söylüyor. Şimdi burada bir detay var. Bir boyutundan yansıdı aslında da Fransa detayı. Şimdi diyeceksin ki şimdi şey boyutu söylendi işte Fransa ile Kırım işte Kırım diyorum özür dilerim. Ukrayna boyutu konuşuldu. Asker göndermesi, gerilimler, restleşmeler falan filan. Benim açıklayacağım şu. Şimdi Krokus City Hall merkezin saldırıya uğrayan saldırının gerçekleştiği, terör saldırısını gerçekleştirdiği merkez. Sahibi de açıklandı. Sahibi kim? Azerbaycanlı bir Sahibi isim. Azerbaycan Türk'ü bir deyim yerindeyse Ruslar o şeyi kullanıyor biliyorsun. Bir oligark. Azerbaycan Türk'ü Rusya'da çok etkili. Ki şunu da söyleyeyim. Ermeniler ve Ermeni diasporası ismini de söyleyeyim. Aras Agalarov. Şimdi Agalarov'dan çok rahatsızlar. Neden biliyor musun? Moskova aslında Fransa'daki diaspora kadar etkili bir diasporadır. Ermeni diasporası açısından. Bu Agalarov başta olmak üzere bazı isimler Ermeni diasporasının Moskova'daki etkisini kırdılar. Bak bu önemli bir detay. Ve Agalarov şu an Kremlin'le çok iyi ilişkiler içinde. Ve aynı zamanda bak bir detay daha söyleyeyim Agalarov'u. Donald Trump'ın çok yakın arkadaşı. Oğlu Emin Agalarov Trump'ın kampanyalarında destek için hep orada. Bu önemli bir detay. Daha detayı açacağız bu arada. Bu esas açıklayacağım bu değil. Şimdi ve Agalarov çok ciddi bir mali güce de sahip. Ve bu mali gücü Azerbaycan Devleti ile beraber Azerbaycan'ın çıkarları çerçevesinde de kullanıyor. İşte az önce aktardık. Moskova'da yani Rus Devleti'nin nezdinde çok etkili bir lobi yürütüyor aynı zamanda falan. Şimdi o yüzden Krokus City Hall'un bir kere terör saldırısının hedefi olması şaşırtıcı değil. Ama bir detay var ki ilginç bir şey söyleyeyim. Agalarov, şimdi Fransa biliyorsun Karabağ Vatan Savaşımızda Ermenilerin yanında yer aldı. Ve şu an hala silahlandırıyor. Peki Fransa Ermenilerin kaşı gözü için mi şey yapıyordu, destek veriyordu? Değil. Çıkarları için, Güney Kafkasya jeopolitiği için falan filan ek olarak bir şey daha var. Karabağ coğrafyasında Fransızlar Ermeniler üzerinden ciddi bir şekilde mücevher ham maddesi
çıkartarak dünyaya pazarlıyorlardı. Evet. Nasıl Afrika'da sömürüyorlardı, benzerini orada yapıyorlar. Sonra Karabağ Vatan Savaşımızı kazandıktan sonra Rusya Azerbaycan'la iletişim halinde, ki Agalarov'un Azerbaycan'da da ciddi bir, ne diyelim, sempatisi var. Azerbaycan devleti nezdinde de. Rusya ile Azerbaycan konuşuyorlar. Agalarov'da şey yapılıyor. Karabağ'daki yeraltı kaynakları Agalarov liderliğindeki bir yapı tarafından millileştiriliyor. Deyim yerindeyse. Ve Agalarov çıkartmaya başlıyor. Fransızların elinden bu ciddi sömürü kaynağı gidiyor. Yani kanlı Agalarov elması kaptır Fransızlar kanlı elması kaptırıyor ya. kanlı elması kaptırıyorlar abi. Üstüne Agalarov'un dedik ki Azerbaycan devletinde de önemli bir şeyi var, bir sempatisi var. Şöyle söyleyeyim, akrabalık bağı vardı zaman. Agalarov'un oğlu Emin Agalarov, az önce söyledik, hatta kampanyalarda gitti Trump falan. Emin Agalarov kimle evliydi biliyor musun? Daha sonra boşandılar ama İlham Aliyev'in kızıyla evliydi. Leyla Aliyeva'yla. Ve deyim yerindeyse Aliyev'le Agalarov dünürdü. Bizim bildiğimiz ifadeyle. Daha sonra boşanıldılar ama iletişim devam etti. Rusya o kadar çok güveniyor ki Agalarov'a. Bak Karabağ'da işte dedi, çok güzel bir tanım yaptık. Bak bu tanım aklıma gelmemişti. Kanlı elması kaybetti ya. Bu Agalarov Kırım'da da mesela Rusya tarafından görevlendi. Evet. Ondan sonra mesela Putin tarafından inşa edilen açılışına Sayın Cumhurbaşkanı'nın davet edildiği Kırım Merkez Camii'nin finansörü de Araz Agalarov falan. Şimdi bu bilgileri buraya kadar şeyden aldım. Değerli bir iş. Rusya'yı çok iyi bilen, onu da söyleyeyim. Dedim ki ismini vermemde bir sakınca var mı? İş insanı. Yok dedi, sakınca yoktu dedi. Reşit Kemal As diye bir arkadaşımız var. Çok değerli bir dostumuz. Rusya'yı çok iyi biliyor. O bu detaya dikkat çekti. Biz de çok detayı bilmiyorduk tabii ki. Şimdi burada mesele işte şeye evriliyor. Sohbetimizde de o nokta şey yaptı. Burada olay neye evriliyor biliyor musun? Bu işin içinde Fransa da var. CIA Evet. Mossad operasyonu diyoruz. Fransa bir. Bu arada şeyi de hatırla. Fransa'da bir ara Afrika kökenlerin ayaklanması yaşanmıştı. Ve orada şeyi konuşmuştuk. Rusya ona oturduğun yerde, hani Fransa bir ara artistik yapıyordu, bu Afrika'da Rusya'yla gerilim yaşamasından kaynaklı. Oturduğun yerde mesajı verdi diye konuşmuştuk. Evet. Şimdi Fransa deyim yerindeyse bir iade-i ziyaret yaptı gibi bir boyutu da var bu işin. Yani CIA, Mossad, yani Kiev üzerinden. Şimdi Kiev diyemem. Niye Kiev diyemem? Çünkü Kiev diye bir şey yok. Yani evet, Ukrayna boyutu var bu işin içinde ama Kiev olarak değil, Washington olarak var, Londra olarak var. Bir de Paris boyutu var işte. Burada esas mesele, sen de az önce konuşmamızın başında hatırlattın. Burada operasyona karar verildi. Saldırı, yani istihbarat anlamında operasyon. Gerçek anlamda bir terör saldırısına sadece tetikçi arandı. Tetikçi de bulundu ki az önce söyledik. Zaten kendi ürettikleri, kendi kurdukları bir terör örgütü. Yani bu Agalarov boyutu önemli. Ona da bir mesaj aynı zamanda verilmiş oldu. Evet. Önemli. Bu söylediğin önemli. Aktardıkların önemli. Bu şu ana kadar konuşulmayan bir durumdu. Evet. Niye özel olarak Demin orası seçildi mesela? evet. Yani Amerika boyutu konuşuluyordu. İşte Mossad deniliyordu. İşte Londra boyutu vesaire. Ama aktardığın önemli. Paris boyutunda da Aganarov Fransızların ayağını ciddi bir şekilde basmış. Tabii Rusya'nın işte anlattığım pozisyonunu iade-i ziyaret dedin. Bunlar önemli. Fransa boyutunu pek konuşmamıştık şu ana kadar bu saldırılarla alakalı olarak. İşin içinde Fransa'nın olduğunu da değerlendiriyoruz. Ama görünüşte tetikçi evet belli. Tetikçiler hep böyle zaten böyledir ortaya çıkar. Ama asıl tetiği çektiren eller kimler? O da konuşuluyor. Zaten aslına bakarsan Putin de hiç bak IŞİD falan demiyor dikkat edersen. Tabii. Onlar farkında tabii ki. Yani onlar da farkında. Yani Moskova'da bu DAEŞ'miş, IŞİD'miş her neyse onlar yakalandı falan filan de Putin aslında arkasındaki elleri biliyor. Derdi orayla. Ve hani cezasız kalmayacak derken bu yakalananların cezalandırılmasından söz etmiyor aslında.
aslında söz ettiği şey başka bir ceza. Şimdi bunun yansımalarını göreceğiz büyük ihtimalle. Hani nasıl göreceğiz, nerelerde göreceğiz, o önümüzdeki günlerin meselesi. Cevaplarını orada alacağız bu soruların ama yansımaları olacak. Rusya bu işleri pek öyle peşini bırakmaz biliyorsun. Bırakmaz. Şimdi dediğim gibi yakalananlar var bu arada. Bu analiz için teşekkürler, ağzına sağlık Ceyhun. Yani bu boyutu önemliydi. Eyvallah. Her türlü açıdan ortaya koydun aslında saldırının kimler tarafından, hangi maksatla, ne niyetle, nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin, altyapının nasıl hazırlandığı, örgütün nasıl hazırlandığı, Horasan boyutu her açıdan değerlendirmiş olduk aslına bakarsan. Şimdi tabii bir de merak edilen bazı şeyler var. Hani bu başta dedim ya, görüntüleri yayınlandı bunların. Bu görüntüler bilerek yayınlanıyor elbette. Tabii. Darp edilmişler, işte elektrik veriliyor vesaire. Hani insanlık dışıdır, şudur, budur, bu tanımlara katılırım ayrı konu ama onların her biri bir mesaj içeriyor aslına bakarsan. Orada bir de kesik kulak mesajı var. Şimdi Moskovski Komsomolets gazetesi bir değerlendirmiş bunu. Yakalanan teröristlerden biri, o görüntülerde var, kulağı kesilmiş, o şey bantlanmış falan. Şimdi niye böyle? Onu da aktaralım, sonra diğer başlıklarımıza geçeceğiz. Şimdi Tabii. orada şöyle değerlendiriyor gazete, bunlar için diyor kulaklarını kaybetmek bir utanç ve aşağılanma olarak nitelendiriliyor. Şimdi diyor bu tip fanatikler kulaklarının kesilmesinden çok korkarlar. Çünkü kulakları olmadan şehit olamayacaklarına inanıyorlarmış bunlar. Bunları şöyle Evet. ifade ediyorlarmış, işte Allah kulaklarımızdan cennete doğru çekecek bizi diye beyinleri yıkanıyor bunların. Bunlar da bu ifadeyi harfi harfine dikkate alıyorlar, böyle inanmışlar. Dolayısıyla o kulağın kesilmesi bunları öldürmek gibi bir şey aslında bir anlamda. Tabii. İşte bir anlamda işte diğer militanlara da, diğer teröristlere de böylece bir mesaj veriliyor. Yani o hani kesik kulak nedir bu falan filan diye sorulursa onun cevabı da böyle değerlendiriliyor. Şimdi bakalım bu Rusya'daki saldırının yansımaları elbette olacak. Şu anda eldeki verilerle analizler böyle. Biz bir boyut daha koyduk ortaya Ceyhun'la birlikte. İşte Fransa boyutu önemliydi. Oradaki detaylar dikkat çekiyor. Bununla ilgili bakalım önümüzdeki günlerde yeni şeyler, yeni bilgiler ortaya çıkarsa elbette onları da aktarırız. Biz yeni bilgilere ulaşırsak onları da yine konuşuruz. Şimdi gelelim içeriye. Dedim ya yerel seçimler, hiçbir şey kalmadı. Bugün pazartesi, işte önümüzdeki pazar oy kullanmaya gideceğiz. AK Parti'nin İstanbul mitingi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada önemli mesajlar verdi. İşte bu bavul dolusu paralara dikkat çekti. Bunun izahını yapamadılar dedi. İmamoğlu'ndan Bay Ekrem diye bahsetti. Bay Kemal gitti, Bay Ekrem geldi. Ondan sonra orada kaybedilen yıllar dedi. Daha fazla kaybetmeyelim dedi. İşte Murat Kurum oradaydı. İşte 33 ilçe belediye başkan adayı vardı. Bir isim katıldı bu arada. Yeniden Refah biliyorsun tartışılıyor. Oradan istifa eden milletvekili var. Suat Pamukçu. Onun rozeti takıldı. İşte yine Cengiz Kurtoğlu çıktı. Şarkılar söylendi, düetler yapıldı falan. Mesajlar şunlar bunlar önemli. Ama şu da konuşuldu işte. Bugün de sabah baktım ben muhalif kanallarda falan çok konuşuluyor. Dün de sosyal medyada gündem oldu. Ya Cumhurbaşkanı bir ifade kullandı orada. Dedi ki o hep gittiği yerlerde söylüyor ya katılanları, işte katılan sayısını. Şu an dedi meydanda 650 bin kişi var. Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz diye bir mesaj verdi. Şimdi bu konuşuldu tabii. Ya azdı, çoktu, şuydu, buydu, 650 bin. Valla ben de şaşırdım. 650 bini az bulan varsa helal olsun diyorum. Şimdi 1,5 milyon orada şeyi anlatıyor Cumhurbaşkanı. Ya farklı farklı mitingler oldu biliyorsun. O yeni kapıda oldu, orada oldu, burada oldu. Bugün işte Ramazan var, o var, bu var. İşte hava soğuk bilmem ne. Onların etkileri elbette var ama yine bir coşkulu kalabalık orada gördük onu. Şimdi muhalif kesim şey dedi. Cumhurbaşkanı hayal kırıklığına uğradı işte. Diğer taraftan Cumhur İttifakı destekçileri de ya kör müsünüz kardeşim işte 650 bin de mi beğenmiyorsunuz falan dedi. Her neyse abi böyle bir tartışma yürüdü. Şimdi bu tartışma yürürken tabii asıl mesele bize ne anlattı sence bu miting? Hani şöyle yorumlar da yapılıyor bu iş tamam. Yani Murat Kurum yani bu mitinge baktığımız zaman bu coşkuyu gördüğümüz zaman işte oradaki desteği gördüğümüz zaman bu iş Murat Kurum açısından bitmiş gözüküyor deniliyor. Ama diğer yandan da işte İmamoğlu da dedim ya bir dejavu yaşayacağım ben dedi. Gömlek şey yap, beyaz gömleğin kollarını sıvadı. O da başka bir yerde. O da diyor ki ben bitireceğim bu işi. Son haftaya girilirken şu miting üzerinden bir değerlendirme yapalım seninle istersen. Sonra asıl soruya geçeceğiz. Tamam burada bir 650 bin kişilik miting var da
CHP'nin niye hiç mitingi yok? Bırak 650 bini 650 kişilik bir miting yok. Niye yapmıyorlar? Neden iptal ettiler? O soruya birazdan geleceğiz. Tabii. Yani şimdi ben de dün mitingdeydim. Benim de merak ettiğim işte sonuçta 14-14.30 gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı bir mitingden bahsediyoruz. Ramazan daha iftara çok var. İşte yaklaşık 5 saat, 5,5 saate yakın bir süre var. Ve bu nedenle daha erken gelecek insanlar zaten. Sabahın köründe başlayacak gelişler. Nasıl olur diye ben de açık söyleyeyim kalabalığı çok merak etmiştim. Mitingi duyduğumda da saatini gördüğümde de çok merak etmiştim. Açık söyleyeyim hakikaten ciddi bir kalabalık toplandı. Yani Ramazan. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine işte birileri şey çıkartıyor işte ya görüyor musunuz daha az. Senin söylediğin güzel ya 650 bin kişi az mı? Yani. Değil değil. Ya şunu söyleyen de var ya işte 200-300 bin kişi var. Ya dedim ki, bazıları diyor ki yani 200-300 bin kişi olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü benim gördüğüm çünkü mitinglerde aynı zamanda şu da sayılır. Yani doğrudan alandaki hesaplama değil. Aynı zamanda sirkülasyon da hesaplanır. Giren çıkan kaç kişi şey Tabii tabii yapmış tabii tabii. Ya bir falan de şimdi filan. giren sonuna kadar durmuyor Ceyhun, bilirsin mitingleri. Girer bir 5 dakika dinleyenler olur, gidenler olur. Gelip bir bakanlar olur, gidenler olur. Gelip kalanlar olur sonuna kadar. Aynen E bir de öyle. yaşlısı var, şusu var, çocuğu var, osu var, busu Abi var. Herkes aynı anda şu kalmaz. var. Dediğim gibi o da sayılır yani. Tabii işte Tuzla Teşkilatı diyelim. Mesela Tuzla Teşkilatı. Abi adamlar da şeyde Atatürk Havalimanı bir anlamda İstanbul'un Trakya tarafından Tabii. çıkışında Tuzla İstanbul'a girişte. Şimdi adamların en az kafadan o trafiği de hesaplarsan 2 saat yolu var. Tabii Ona canım göre tabii. çünkü daha iftara hazırlanması şuyu buyu. Ne oluyor? Örneğin 3,5-4 gibi ayrılmak zorunda kalıyorlar mesela. 3 gibi Tabii. ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dinliyorlar falan filan. Nerede ayrılıyorlar? Örneğin adaylar tanıtımı yani ilçe adayları aktarırken ayrılmaya başlıyorlar insan. Evet. Veya daha böyle işte Şile'den gelen sonuçta İstanbul mitingi. Şile İstanbul'un ilçesi. Ondan sonra Çatalca'dan gelen. Ondan sonra Silivri tarafından gelen teşkilatlar. Birçok insan ayrılıyor. Artı tek teşkilat da yok. Sadece AK Parti teşkilatı değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları da çalışıyor Doğru. mitinglerde. Tabii. Cumhur İttifakı'nın mitingi çünkü aynı zamanda. Ne oluyor? İnsanlar ayrılıyor. Bir sirkülasyon var. Sürekli bir giriş çıkış falan. Ondan sonra bu nedenle Ramazan'da o saatte ha mesela şöyle olsaydı ben o 1-1,5 milyon ya belki yakalanabilirdi ama o da İstanbul'u deyim yerindeyse felç eder. Tabii Yani canım tabii. İstanbullulara çok şey. Mesela örneğin 6,5-7 toplanma dersin o insanlar da sıkıntı yaşardı. İftarı orada açarlardı. Orada belediyeler belki şey yapardı. Ne diyeyim çadırlar kurardı. Bir şeyler yapardı. İftarı açarlardı. O zaman 1-1,5 milyon insan işte ise gündüz dinlenip gelmiş olurdu ama orada belli bir yaşın üstünde insanların gelmesi kolay değil. Ondan sonra hastalığı olanların gelmesi kolay değil. Oruç tutanlar açısından söylüyorum. Gelmesi kolay değil. O açıdan çok kalabalık bir mitingdi yani bakıldığı zaman. Coşku da vardı. Yani ne bekleniyor onu da bilmiyorum. Yani bu kadar insan oruç oruç gelip Tabii burada o canım. coşkuya Şimdi katılıyor. sen madem oradaydın şunu da söyleyeyim sana. Miting alanının havasını teneffüs ettin orada. Bir nabız tuttun. Nasıl Murat Kurum algısı? Hani onunla ilgili bir takım spekülasyonlar yapılıyor ya. Nasıldı? Ne diyor seçmenler? Ya şunu söylüyorlar şimdi Murat Kurum'u şöyle beğeniyorlar. Şimdi herkes şunu bekliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı gibi siyasetçi refleksleri bekliyor. Hayır. Sayın Murat Kurum aslında geçmişte devlette çalışmış. Bir deyim yerindeyse bir bürokrat olarak şey yapmış, görev yapmış. Siyasetçi değil. Deyim yerindeyse tam bir ya internetim mi gitti diye şey yaptım da. Tam bir görev Ha yok. adamı Murat. Evet. Ondan sonra ve verilen görevleri de başarıyla yerine getirmiş. Üstüne gitmiş. Mesela bunu sahada göstermiş. Göstermiş derken göstermek için yapmamış. Görevini yaptığını örneğin o bizim 1.000 yılın felaketi o deprem felaketi sürecinde 90 gün şeyde yatıp kalkmış. Deprem bölgesinde yatıp kalkmış. Ailesini falan bırakmış. Orada yaşamış. Oradaki
o kendi bakanlığını ilgilendiren sorunların çözümü noktasında elinden geleni yapmış. Bunu şey de açıklıyor biliyorsun. Sayın Süleyman Soylu da açıklıyor. Ben diyor Murat Kurum'u sahada tanıdım. Nasıl bir Evet. adam olduğunu orada gördüm. Şimdi böyle bir isim. İşte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nda o kitlenin mitingde toplanan kitlenin ondan sonra Murat Kurum'a bakış açısında bunun etkisi olduğunu görüyoruz. Yani şuna inanıyorlar. Olumsuz anlamda değil. Tam tersine. Sayın Murat Kurum İstanbul kendisine işte AK Parti'nin lideri ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından İstanbul görevi verildi. Bu görevi en iyi yapacak isim Murat Kurum'dur. Mantığı var. Yani İstanbul'un sorunlarını en iyi çözebilecek isim Murat Kurum'dur. Çünkü Sayın Murat Kurum geçmişte bunları yapabileceğinin hani yaptıkları yapacaklarının teminatı diye bir ifade var ya. Yapabileceğinin şeyini göstermiştir Sayın Murat Kurum. Yani Sayın Murat Kurum'un konuşması da şeyi de etkisi de sempatisi de bu yönde. Onu söyleyeyim. Ben de 3-5 kişiyle konuşabildim. Çünkü basın alanıyla o toplanan arasında belli bir şey var ama gidişte girişte belli noktalarda vatandaşlarımızla şey yapabiliyoruz. Biraz sohbet ettik, Evet. ayaküstü muhabbet ettik. Bunu söylüyorlar. Çünkü ben de bunu merak Peki. ettim. Sordum. Murat Kurum çünkü dediğim gibi çok tezvirat döndürmeye çalışıyorlar. Böyle Doğru. bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar birileri tarafından. Rakipleri tarafından. Doğaldır. Onu da söyleyeyim. Seçimi kazanmak için herkes birbirine karşı bir Ya tabii yöntem canım, tabii geliştiriyor. siyaset yapılıyor. Onlar da tabii siyaset yapmaya çalışıyorlar onlar da. Vallahi Nihat, Kazanmışlar. Ama Murat Kurum'un profili yani bu siyaset orada tutmuyor. Onu söyleyeyim Sayın Murat Kurum şeyinde. anladım. Peki şimdi İstanbul mitingi ile ilgili, Büyük İstanbul mitingi ile ilgili AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın mitingi ile alakalı bir durum böyle. Şimdi merak edilen bir şey elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu. İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi. Şimdi ne oldu da iptal edildi? Biliyorsun şimdi 1 Nisan sonrası için savaş çanları çalıyor. Ekrem İmamoğlu ile özellikle Özgür Özel arasında çekişme. Hatta hafta sonu bir görüntü vardı. Biri sesleniyor oradan. Genel başkanım diye, Ekrem İmamoğlu efendim diye Özgür Özel bozuluyor. Bilmiyorum, denk geldi mi o görüntüye Ya gördüm sen? çok güldüm. Tam Özgür Özel konuşacak kelimeyi yutuyor Ha. ağzında. O görüntü Böyle acayipti ya. kalıyor böyle falan. Evet, böyle bir donup kalıyor. Ver istersen Cem. Sayın Genel Başkanım, canlı yayındayız. Belki davet edersiniz Sultan Vallahi Gazi Meydan'a. Genel Başkanımızla İstanbul. Bak, görüyor musun? Yani şimdi bu Özgür Özel'in başına gelmeyen kalmadı. Şimdi Özgür Özel'in durumu fena. Şimdi bunlar hep bir şeyin işareti işte, bak 1 Nisan diyoruz ya, 1 Nisan'da çıkacak olan tantananın, savaşın tam sesleri. Çalıyor böyle de var ya, çanlar kimin için çalıyor? Şimdi bir kriz var. Şimdi dedim ya, bekliyor aslında seçmende. Çünkü niye? CHP seçmeninden bahsediyorum, muhalif seçmenden. Bir moral anlamında belki. Belki İmamoğlu'nun da beklentisi vardı o anlamda. Hani bir gövde gösterisi dersin buna. Neyse yani, psikolojik anlamda bir seçmene destek dersin. Adaya destek dersin vesaire. Bu mitingler zaten büyük oranda bu sebeple yapılır. Yoksa şu var, hani Tabii, tabii. mitinge gelen sayısıyla oyun oranını ölçemezsin. Ama bu bir gövde gösterisidir. İşte adaya psikolojik anlamda bir destektir. Seçmene bir mesajdır falan filan. Bunun için yapılır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ve Ankara mitinglerini iptal etti. Şimdi bunu farklı gerekçelendirdiler. Hatta Özgür Özel geçen anlattı işte. Çok böyle saçma sapan bir gerekçeydi. Yani özür dilerim ama öyleydi. İşte biz dedi onların yerine işte ne dedi? Kanaat önderleriyle, küçük toplantılarla, küçük mahalle toplantılarıyla derdimizi daha etkili anlattığımızı düşünüyoruz falan filan gibi bir şey, kaçamak bir cevap verdi. Peki bir şeyleri biliyoruz aslında. Neden böyle olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini, işte bir görüntü verdik az önce. O görüntü biraz anlatıyor. Ne oldu Ceyhun? İstanbul ve Ankara mitinglerini Cumhuriyet Halk Partisi niye iptal etti? Perde arkasında neler yaşanıyor? Yani bakıldığı zaman işte senin az önce aktardığın bak hatta şöyle bir ilginç bir detay var orada o görüntüde. Sayın Genel Başkanım deyince Özgür Özel bir dönüp Ekrem İmamoğlu'na bakıyor. Evet. Bak ilginç bir şey. Kimin genel başkan olduğu, kimin O da orada kimin Stockholm sendromu herhalde ya, böyle esir alınmış. O da böyle, o çok da genel ilginç. başkan diye ona bakıyor. Bak bir daha Bak, izlet bir açalım. burada ona bakıyor işte. Ha. Sesi verelim.
Başkanım, canlı yayındayız. Belki davet edersiniz Sultan Gazi Meydanı. Oraya bakıyor. Ya şimdi işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki durum. E şimdi ki çok boyutlarını konuştuk, grupları konuştuk. İçeride sandığa gitmeyecek bir kitleden bahsediliyor. İçeride rahatsız olan bir kitleden bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kitleden bahsediliyor. Kendi aralarında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu falan kavgalarından bahsediliyor. Mansur Yavaş'ın şimdi Özgür Özel'i hedef alması, yani Ekrem İmamoğlu'nu deyim yerindeyse ipleri ona vermesinden dolayı hedef alması konuşuluyor. Şimdi bu nedenle bu mitinglerin fiyaskoyla sonuçlanması ihtimalinin yüksek olması mitingleri iptal ettiriyor. Ankara'da mitingin iptal kararının altında işte Mansur Yavaş'la genel merkez arasında patlak veren kriz yatıyor. Yani işte ne dedik? Şimdi Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu birbirini sevmiyor. Ne diyordu? Hatırlıyor musun seçim gecesi? Kazanıyoruz değil mi? Aramızda kalsın kazanıyoruz falan filan diye dönüp sahte sahte görüntüler verdiler. Böyle mutlu havalar, böyle coşkulu bir görüntü vermeye çalıştılar ama ikisi arasında çok büyük kriz var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında. E şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği bir partiye dönüşünce de CHP, Mansur Yavaş bundan rahatsız ediyor. Ne diyor? Ekrem bütün ilçeleri belirliyor. Bize gelince bir adama yer bulamıyorlar diyor. Hatırla, o kriz yaşanmıştı. İyi Parti kurucularından biriydi. Mansur Yavaş'ın istediği bir yerden aday gösterilmesi istendi. Kimse kabul etmedi onu. Yani tam ismini şey yapamadım, diğerini falan. Ama İyi Parti'den kopartıp, İYİ Parti kurucusunu kopartıyor Mansur Yavaş. CHP'de yer bulamadılar ona. Söylediği o. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor. Bize gelince bir adama yer bulamıyor. Şimdi böyle bir krizin olduğu yerde Ankara'da miting olur mu? Bu gerilimden dolayı miting yapılmıyor. İstanbul'da da hakeza öyle. Ciddi sıkıntılar var. Genel merkez Saraçhane arasında kavga büyük. Burada da şimdi miting demek aynı zamanda mitingin teşkilatlanması demektir. Miting. Tabii ki vatandaşın biri de hiç AK Parti teşkilatıyla alakası yoktur. Ben işte Cumhurbaşkanı'na inanıyorum. Gideyim mitingde katılayım. Göreyim oraları diyebilir. Elini kolunu sallayarak gelir. Ama aynı zamanda çok sayıda teşkilat harekete geçiyor. Şimdi teşkilatları kriz yaşayan bir parti bir mitingi örgütleyebilir mi? Mümkün değil. O yüzden İstanbul ve Ankara'da miting yapamadılar. Yapamayacaklardı. Yani zaten yapmayacaklar artık. Bu saatten sonra miting de olmaz. Yani Özgür Özel'in durumu çok sıkıntılı. Az önceki görüntüde de gördüğümüz üzere. Genel başkanım deyince Ekrem İmamoğlu'na bakıyor. Tam cümleye girecek kelimeyi yutuyor. Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan konuşması ilginç. Genel başkanım deyince adam Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Yani ya bir insanın, bak bırak bir genel başkanın, bir insanın bu duruma düşmesi bile çok kötü. Yani yazık. Özgür Özel'in durumu çok acınacak bir durumda yani. O açıdan CHP'de sıkıntı büyük. Bırak miting yapmayı, kitlesel basın açıklaması bile yapamazlar Barış. Yani onu öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani şimdi Özgür Özel'i otobüsün üzerinde küçük küçük böyle topluluklar karşısında konuşmalar yaparken görüyoruz ama hani böyle büyük çaplı, hani bu çapta belki bir miting planlanmamış olabilir. Doğan Bey söylemiş. Belki öyledir. Bilmiyorum ama ben planlandığını duymuştum açık söyleyeyim. Bu çapta bir mitingin İstanbul ve Ankara için CHP'de bu konuşuluyordu. Sonrasında işte ne olduysa işte İmamoğlu'yla gerginlik. Ya adam genel başkanının billboardlardaki fotoğraflarını kaldırdı. Ben bununla görünmek istemiyorum dedi. Hatta şunlar konuşuldu, ben açık söyleyeyim mi, bir bilgi daha vereyim yani kulislerde, duymuşsunuzdur belki de, konuşuluyor bu. Seçim sürecinde bu Özgür Özel'inden dedi ki, Özgür Özel'in halleri, işte genel başkanına şey, ilçe başkanını arıyor otobüsün üzerinde, Burcu Köksal'ı kendi kendine düzeltmeye çalışırken yalancı konumuna düşüyor. İşte ondan sonra bu Hatay'la ilgili şeyler, bu para sayma görüntülerinde yalan söylediği ortaya çıkıyor vesaire vesaire, pek çok şey var işte. Erdoğan'a oyu yok değil mi, yok değil mi, var var deyince yok işte yok diye bağırmaları falan filan. Bir sürü şeyler Özgür Özel'le alakalı. Ya İmamoğlu şunu söylemiş ya, ben de onu söyleyeyim madem, bu da bilgi kulislerde de dolaşıyor. Duyanlar duymuştur. Ya şu adam bir sussa 31 Mart'a kadar. Başka bir şey ya istemiyoruz. Şu adam
31 Mart'a kadar bir sussa biz kendi başımızın çaresine baksak dendiğini duyduk. Yani Özgür Özel'le ilgili durum bu şu anda. Dolayısıyla hani bu çapta bir miting, İstanbul mitingi, bir buluşma vesaire planlanamadı. Hatta konuşulduğunda da senin de az önce ifade ettiğin gibi iptal edildi. İşte Mansur Yavaş boyutu ortada. Şimdi 1 Nisan sonrasında talibiz diyen bir Özgür Özel var, değil mi? Biz esasen 1 Nisan Aynen öyle. sonrasına talibiz diyen bir Özgür Özel var. Bu Aynen ne öyle. demek? Bu ne demek? Belki de şöyle, 31 Mart'ta Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye planı. Hadi Mansur Yavaş bir Tabii. başka boyutta Ankara'da ama asıl İstanbul'da İmamoğlu'nu tasfiye planı var belki de. Hani biz bunu konuştuk seninle, hatırlarsan. Ya yani Tabii. İmamoğlu kazansa mı Özgür Özel için iyi, kazanmasa mı? İkisinde de başka Aynen. bir pozisyon çıkıyor ortaya Özgür Özel açısından. Şimdi ikisinde 1 Nisan planları var. İmamoğlu'nun kazanırsa bir planı var, kazanamazsa bir planı var. Ama hepsi neye çıkıyor? CHP Genel Merkezi'ni ele geçirmek üzere bu planlar. İmamoğlu cephesinde de böyle, Özgür Özel açısından da böyle. Özgür Özel bu arada koltuğundan şüphe etmeye başladı. Bu etrafı da söylüyor bunu zaten buna. Yani kurultay için tarih vermiş işte 4-9 Eylül 2024 tüzük kurultayı diyor. Ve diyor, sonra ne diyor, bak oradaki lafları da önemli. Biz diyor 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Asıl değişim sonra diyor. Şimdi bu mesaj kime? Bana değil herhalde. Değil mi? Seçmene değil herhalde. Tabii. Bu asıl değişim ne demek? Ne demek istiyorsun asıl değişim derken? Yani işte bunlar hep tartışılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Şimdi bu kaos varken parti içinde, CHP Genel Merkezi'nde bu kavgalar varken, ya bak bir para görüntüsü ortaya çıktı. Onu bile bir uzlaşıyla böyle bir araya gelip, değil mi, omuz omuza verip halledemediler. Orada bile birbirlerine düştüler. Çelişen açıklamalar geldi, değil mi? Yani hani zaten olay bir şaibeli bir olay. Yani açıklayamıyorlar. Bir de yan yana da duramadılar. Yani o ona bir şey, bir İmamoğlu kendi üzerinden atmaya çalışıyor, öbürü atmaya çalışıyor falan, böyle bir manzara var ortada. Dolayısıyla hani tekrar söylüyorum, bir plan vardı İstanbul ve Ankara'da miting meselesiyle alakalı, yapılamadı. İptal edilmek durumunda kaldı. Çünkü İmamoğlu'nun çok şikayeti var, onları da söyleyeyim. Kulislerde konuşulan bir şey daha var. Teşkilatlar meselesi. Şimdi teşkilatlar bölünmüş. Bir kısım diyor ki biz hala Kılıçdaroğlu'cuyuz. Bir kısım diyor ki biz değişimciydik, Özgür Özel olmadı. Bir kısım diyor ki biz Özgür Özelciyiz. Yani bir sürü parçalanmış bir yapı Ya. var. Parçalanmış yapı inanılmaz. Yani bak ne diyorum, değişimciydik, Özgür Özel olmadı. Özgür Özelciyiz. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'cuyuz. Bir de İmamoğlu'cuyuz. Başka şeyler de var. Canan Kaftancıoğlu boyutu var. Ya. Eski İstanbul İl Tabii. Başkanı ile alakalı. Onlar var. O ekip var. İyi Parti bilmem ne ittifakından yana olanlar, orada kızanlar var. Böyle inanılmaz parça parça bir yapı. Şimdi İmamoğlu'nun şöyle bir şikayet de varmış kulağa gelenler arasında. Teşkilat çalışmıyor tam olarak 2019'daki gibi. 2019'da yek vücut çalışıyordu teşkilat. Şimdi çalışmıyor diyor İmamoğlu. Ben diyor tek başıma bırakıldım diyor. Bak bu neyi hatırlatıyor sana? Muharrem İnce. Ne demişti hatırlıyor musun? Beni tek başıma bıraktılar. Tabii. Teşkilatlar Tabii. çalışmadı. Yarın İmamoğlu aynısını söyleyecek işte. Bak 1 Nisan'dan sonra Aynen İmamoğlu öyle. aynısını söyleyecek. Tek başıma bırakıldım ben. Yalnız başıma mücadele etmeye Aynen öyle. çalıştım. Teşkilatlar çalışmadı. Teşkilat yoktu vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla manzara bu. Manzara bu olunca Yo, çok güzel özetledin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde miting falan yapılamaz abi. İstanbul'da, Ankara'da öyle büyük miting yapılamaz. Toplayamazlar o şeyi, örgütü organize olamazlar. Çok açık ve net ortada ve zaten Özgür Özel de niyetini söylemiş. Bizim bütün planlarımız 1 Nisan sonrası için diyor. 31 Mart'a kadar da biz üzerimize düşen görevi yaparız. O da nasıl yaparız? Esas İşte kaygı o zaman. 1 Nisan'da mevzu kopacak, tantana kopacak. Şimdi haftaya başlarken süreyi doldurduk Ceyhun. Başka başlıklarımız da vardı ama onları da istersen yarına bırakalım. Fakat istersen Olur. Özgür Özel'in halleriyle bitirelim yine. O kadar konuştuk madem. Denizli'de bu sefer Özgür Özel sahneye davet ediyor ilçe başkanını. Ama bir bakalım ne yok. İlçe Ne başkanı. yok? Cem, var mı görüntü? Sesli. O İlçesi yok görüntüyü mu? verelim. Onunla Nerede bitirelim. ilçe başkanı? Çağır ilçe başkanını da. Adını bilmiyordur belki, sunucusun. Merkez ilçe başkanım, koş gel. Başkanlar, başkanlar hazır olsun. Merkez ilçe başkanları. Domates, Nerede? Merkez patlıcan ilçe başkanı nerede? gibi. Domates, Merkez ilçe Şener Şen başkanı vardı gelsin, gelsin, gelsin. Hemen koşsun. Bütün ilçe başkanları hazır olsun. Adaylar Hay var da Allah'ım ya. ilçe başkanları olmadan olur mu? Yok Yok, abi. yazık vallahi yazık. Yok. Yok.
Hadi bakalım. Adam. Aday Ha gayret. Dur unutuluyorsa daha bitmedi bak, örgüt olmadan bitmedi. olmaz. Örgüt olmadan parti olmaz. Parti olmadan devlet olmaz. Hay Allah'ım, gülüyorum Devlet ama. olmadan demokrasi olmaz. Yok. Adam yok İlçe abi. başkanı orada mıymış? Mitingde miymiş peki? Yok abi, adam yok ortada. Bilmiyorum nerede adam. Haydi bakalım, haydi Belki bakalım, de haydi orada bakalım. teşkilat yok. Adamın haberi yok belki Merkez de. ilçe başkanı. Belki de. Tamam, Aldı yerini yeter. göreyim. Cem yeter, Cem yeter. Yani abi yazık ya. Yani hakikaten Yazık. Cumhuriyet Hakikaten Halk yazık. Partisi'nin görüp görebileceği en, ne diyeyim, acemi diyeyim hadi bak. Eğer Kötü böyle dönem ya. yumuşatarak 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 en acemi şey genel başkan ya. Ya şimdi şeyi düşün. Uf. Cumhuriyet Halk Partisi Bekliyormuş Genel hala. Başkan Elmalı diyor ki, koltuğunda. Elmalı diyor ki gelecek gelecek bekleyin diyor. Ben bekliyormuş orada Özgür Özel hala. Kürsüde bekliyormuş şeyde, sahnede. Düşün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sen İsmet o filmi İnönü, sever misin ya? Dur Ömer şimdi. Çelik, Domates. Domates. domates, domates. Özgür Özel ya. Pardon James, sen Ya bitir hadi. bunlar, Son sözünü alalım. estağfurullah. Yani Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın hakikaten ağırlığı olan isimlerin oturduğu koltukta şu an bu görüntü yaşanıyor. Koltuğa oturan kişi. Maalesef, maalesef. Yani üzücü. Aynen, bir taraftan gülüyoruz ama bir taraftan Türk siyaseti, Türkiye açısından da üzülüyoruz. Umarız CHP, benim hep formülüm o, bir kapatıp açılırsa belki kendine gelir. O zaman hakikaten Evet. hem ülke için hem millet için faydalı işler yapar. Yoksa biz daha çok Özgür Özel'in görüntülerini, Ekrem İmamoğlu'yla kavgalarını, içerideki Akçeli işleri, balya balya paraları daha çok konuşuruz. Evet. Peki Ceyhun, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya böyle başladık. Ekibe Ben çok teşekkür ederim. teşekkürler. Dostlara çok teşekkürler. Hatırlatalım şu beğeniyi ve video sonrasındaki kalıcı yorumu. Onu da hatırlatmış olalım. Bugünlük böyle bitirelim. Bir aksilik olmazsa inşallah yarın 12'de tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyelim.